şey konuştuğumuz yok. Lafı öyle dolandırıp duruyoruz. Bir kere Alp Bey, hastaneye ortak oldunuz tamam. Ama başhekim olarak ilişkiniz olan bir kadını buraya getirmek istemeniz baştan yanlış. Çok art niyetli. O yüzden benim oyum kesinlikle olumsuzdur. Bu üslubu asla kabul etmiyorum Yella Hanım. Ben sizin düşmanınız değilim. Bunu anlamanız çok önemli. Eğer bu hastanenin var olmaya devam etmesi istiyorsak, işbirliği yapmak zorundayız. Meris'in ilk hatasını onu göndermeye de hazırım. Şimdi, herkes kendi işine bakarsa, bir tatsızlık çıkmaz. Bakalım kim kimi gönderiyor? Merhaba arkadaşlar. Daha ilk günden sizinle böyle bir anlaşmazlık yaşamak istemezdim. Ama ne yapalım? Umuyorum ki ve diliyorum ki fazla uzamadan bu durumu aşarız. Biz de öyle umuyoruz ve diliyoruz Alp Bey. Neyse, başlayalım. Veysel Bey malum durumdan dolayı katılamıyor bize galiba. Tekrar geçmiş olsun. Evet, kendisine ben vekalet ediyorum. Bir sıkıntı yoktur umarım. Tabii ki yok. Buyurun, sizi dinliyorum. Başlamadan önce Melis Hanım'ın dışarı çıkmasını rica edeceğim. Malum kendisi yönetim kurulunda değil. Tamam mı? Başlayabilir miyiz? Evet, daha fazla uzatmadan oylamaya başlayalım. Veysel Hoca'nın başhekimliğinin devam etmesini kabul edenler... Evet, oy çokluğuyla... Bir saniye. Müsaadenizle Yelda Hanım. Buyurun Alp Bey. Düşüncelerinize saygım sonsuz. Ama bu hastanenin acil bir taze kana ihtiyacı var. Veysel Hoca çok tecrübeli, müthiş bir doktor. Ama kendisi şu an bile aramızda olamadığına göre... hastanenin idaresinde daha genç, daha dinç birinin olması... benim için daha makul. Melis Hanım uzmanlığını henüz aldı. Hekim olarak yeterli tecrübesi olmadığı gibi, idareci olarak da hiçbir vasfa sahip değil. Bu tespitiniz ne kadar objektif Şafak Hanım? Şafak Hanım'a katılıyorum. Hastane yönetmek ciddi bir deneyim gerektirir. Melis Hanım da bu. Cem Bey, deneyim kazanmak için bir yerden başlamak gerekiyor. Öyle değil mi? Meselenin bu olmadığının hepimiz farkındayız Alp Bey. Nedir burada mesele? Artık açık açık konuşsak diyorum çünkü bana fenalık geldi. Konuşuyoruz ya Selim. Konuştuğumuz bir şey yok. Öyle lafı dolandırıp duruyoruz. Bir kere Alp Bey, hastaneye ortak oldunuz tamam. Ama başhekim olarak ilişkiniz olan bir kadını buraya getirmek istemeniz baştan yanlış ve art niyetli. O yüzden benim oyum kesinlikle olumsuzdur. Özel meselelere girmemize gerek yok Selim Bey. Avukatlar burada. Sözleşmeler ortada. Benim oyum sizinkinden daha üstün. Hayır, üstün değil. Bu hastanede %5 payım var. Hala evli olduğumuza göre senin hissende de payın var. Benim hissemde sizin hiçbir payınız yok Şafak Hanım. İşle ilgili bir yatırım olduğu zaman söz sahibi değilsiniz. Sadece kar ortağısınız. Bir şey anladımsa arabatı olayım. Ya bu nedir bu hissemizde? Burası ticarethane mi, hastane mi ya? Bu hastanenin bir tane başhekimi var, o da Veysel Hoca. Bitti. Yani... neyle uğraşıyoruz? Abesle iştigal. Abesten de abes. Ben hukuksuz hiçbir şey yapmıyorum. Buyurun, her şey ortada. Alp Bey haklı. Ben sana söylemiştim. Alp minareyi çalmadan kılıfını hazırlar diye. Değil mi Alp?
Bu toplantı iyice tatsızlaştı arkadaşlar. Sizin bakmanız gereken hastalarınız var. İsterseniz bu konuyu kapatalım. Melis Hanım bir başhekimin sahip olduğu bütün yetkilere sahiptir. Bunları tek tek saymama gerek yok herhalde. Hayır yok. Çünkü biz başhekimliğin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ama siz bilmiyorsunuz bence. Bu üslubu asla kabul etmiyorum Yelda Hanım. Ben sizin düşmanınız değilim. Bunu anlamanız çok önemli. Eğer bu hastanenin var olmaya devam etmesi istiyorsak işbirliği yapmak zorundayız. Melis'in ilk hatasını onu göndermeye de hazırım. Şimdi herkes kendi işine bakarsa bir tatsızlık çıkmaz. Burası doktorların olduğu koridor. Biraz temizlik, biraz bakım fena olmaz. Sağ ol bu arada beni gezdirdiğin için. Çık dışarı. Gidiyor musun? Melis çık dışarı. Gitmene gerek yok, birlikte çalışabiliriz. Ben kin tutmam. Peki. Sen bilirsin. Ya sen ne biçim bir kadınsın ya? Hiç mi utanman yok? Utanacak bir şey yapmıyorum. Ben burada kendime bir hayat kurmaya çalışıyordum. İlla burnumun dibine girmeniz mi gerekiyordu? Ha ben sizi görmek zorunda mıyım? Tabii ki değilsin. Bak ne güzel gidiyorsun işte. Ben sana ne yaptım ya? Ha gerçekten ne yaptım? Farkında olmadan kalbini mi kırdım? Rencide mi ettim? Zarar mı verdim? Ne alıp veremediğim var senin bende? Benim seninle hiçbir derdim yok. Ben Alp'e aşık oldum. Seninle ne derdim olabilir ki? Aşık oldum. Hı hı. Sen inanıyor musun bu yalana? Amacının ne olduğu ortada işte. Neymiş benim amacım? Hastane de senin, Alp de. Gel şimdi odamda. Alp'i senden daha çok seviyorum. Bana bu yüzden kızıyorsun değil mi? Ya sen nereden biliyorsun benim Alp'i ne kadar sevip sevmediğimi? Alp'i gerçekten biraz olsun sevseydin... kalıp savaşırdın. O yüzden sen numara yapma Şafak.